Paul Cézanne'ı meşhur eden iki şey vardır. Elma Natürmortu ve Fransa'nın güneyinde Provence bölgesinde bulunan bir dağı yani Saint Victor Dağı'nı resmettiği manzara resimleri. Şu anda da Philadelphia Sanat Müzesi'nde bu dağa ait ve 1902 ile 1904 arasında yapılmış bir resmi inceliyoruz. Cézanne'ın bu dağa ait birçok resim yapmış olması ve bu resimlerin üzerinde çok çalışmış olması son derece ilginç bir ayrıntı. Empresyonizm denince akla doğada çok daha çabuk yapılmış resimler gelir ama bu son derece farklı. Sezan'ı çoğu zaman Gauguin, Van Gogh ve Sörra ile aynı gruba koyar ve bir post-empresyonist olarak sınıflandırırlar. Sezan kariyerine Paris'teki empresyonistlerle başlamıştır. Daha sonra Fransa'nın güneyinde bulunan doğduğu yere dönmüştür ve bu resmi de ölmeden birkaç yıl önce yapmıştır. Evet, bu resmi tamamladıktan iki sene sonra da vefat etmiştir. Bu resmin tamamlanmış olduğunu söylemek biraz garip çünkü gerçekten de bitmemiş gibi duran bir resimle karşı karşıyayız. Boyanın altından tuvalin görüldüğü yerler ya da daha şekil verilecek binalar ve ağaçlar göze çarpıyor. Dağın kendisinin bile neredeyse daha yapım aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Dağı, gökyüzünü, bulutları, ağaçları, tarlaları ve binaları net olarak seçebiliyoruz. Diğer yandan, eğer dikkatlice inceleyecek olursak, hepsinin bir seri fırça darbesinden ibaret olduklarını ve resme optik bir hareket ve değişim kazandıran formlar olduklarını söyleyebiliriz. Tarihsel olarak düşünürsek, yani bir ressamın bir manzara resmini böyle yapmış olmasından bahsediyorum. 17. yüzyıldan itibaren Poussin ve Claude gibi ressamlar kendilerini inanılabilir manzaralar yapmaya adamışken, Sezan'ın bu tabloyla bu geleneğe bir nevi karşı geldiğini söyleyebiliriz. Ne dersiniz? Boya perdesi olarak adlandırılan bir yöntem kullanmış. Boya tuvalin üzerinde kendini belli ediyor. Gökyüzü de ön plana geliyor ve kendini yüzeye çıkarıyor. Tüm bunlar dikey bir düzlemde iki boyutluluğu andıran işaretler. Manzara ressamlığının tüm gelenekleri hatta Fransa'nın akademik resminin gelenekleri resimlerin ince bir şekilde bitirilmesini ister. Bu fırça darbelerinin görülmemesi anlamına gelir ama buradaki fırça darbeleri aksine son derece vurgulu bir biçimde göze çarpıyorlar. Sezan bu resmi yaparken geleneklere karşı geliyordu diyebiliriz belki ama aynı zamanda kendi gözlemlerine sadık kalarak da bir resim oluşturmuştu. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başındayız. Empresyonizm yani kendi hislerinizi ya da öznel optik deneyimlerinizi manzaranın önüne koyarak resim yapma akımı başlamış. Bunun Sezan için de önemli olduğunu düşünüyorum. Gözlemlerinin yakınlığından bahsedebiliriz. Ömrü boyunca bu dağı farklı açılardan incelemiş ve kendi görsel deneyimlerinin farkında olan bir adamdan bahsediyoruz. Bu görsel deneyimleri tuvale dökebilmek için görsel bir lisan da geliştirmiş. Sezan Kü için gerçekten önemliydi. Bırakın Estak'taki Viyadük isimli eserini düşünecek olursak, Bırakın formları geometrik şekiller olarak yorumladığını görürüz. Aynı şeyin bir açıdan burada da bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabi Bırak ve Picasso formları fazla derecede bozarak resmederken, Sezan burada sadece kontur kullanmamanın nasıl görüneceğini deniyor. Mesela ön plandaki evler. Tarlanın çatının kırmızısıyla kaplı olması gereken alana doğru nasıl girdiğini görüyor musunuz? Bunun da formun çok az bozulması olduğunu düşünebiliriz. Az önce de söylediğimiz gibi Braque ve Picasso formları büyük oranda bozuyorlardı. 20. yüzyılın söylemiyle bunun tuvalin düzleştirilmesinin Rönesans'tan sonra Batı resminin odak noktası haline gelen ilüzyonizmden de uzaklaşmanın onayı olduğunu söyleyebiliriz. Arka planda dağı net olarak görebildiğimiz için bunun tamamen bir uzaklaşma olduğunu söyleyemeyiz. Tepelerin ön kısımları ya da komşu bir tepeden bakıldığında ayağımızın dibindeki fırçaları görmemiz mümkün. Buna rağmen yüzyıllar öncesinden beri manzara resminin neye benzemesi gerektiğini anlatan ipuçları bu resimde tamamen dışlanmış. Örneğin atmosferik bir perspektif yani gökyüzü ve uzaktaki dağların daha soluk renklerle boyanması ve odaktan uzaklaştırılması. Sezan ise tuvalin her bir köşesine eşit davranmış. Sezan, form hissi yaratmak için atmosferik perspektif kullanmak yerine uzaklık hissini renk seçimiyle vermeye çalışmış. Ön planda mavi kahverengiler, orta planda kırmızı ve yeşiller, en uzaktaki formlar içinde mavi kullanılmış. Renkler ve yerler rastgele bir şekilde eşleştirilmiş karmaşa bir alandaki rengin başka alanda kullanılmasıyla artmış. Örneğin ön planda bulunan gri morun gökyüzüne de uygulandığını görüyoruz. Bu renkler arasındaki bağlantıyı gördüğümüzde gökyüzü de ön plana çıkmış oluyor. Karşımızda empresyonist anlayışın çok ötesinde bulunan bir manzara resmi deneyi var. Bu ışık ve atmosfer arasındaki geçiş efektleriyle ilgili değil. Burada daha kalıcı bir şey var. Sezan'ın yüzeyin iki boyutluluğuyla umduğumuz derinlemesine his arasındaki gerginliğin peşinde olduğunu söyleyebiliriz.